Borsa İstanbul sunar. Analizden herkese günaydın. Ben Harika Ertunç. Her zaman olduğu gibi programımızın ilk diliminde sizlere öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. İkinci bölüme geçtiğimizde ise hafta başından bu yana takip ettiğimiz otomotiv gündemimizde olacak. Zira kur zamları kapıda. Peki ne kadar fiyatlara yansıyacak? Haber başlıklarımızla devam ediyoruz. Seçime sayılı günler kala yurt dışında da oy verme işlemi başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için gurbetçiler bugün sandık başına gidiyor. Türklerin en çok yaşadığı ülkelerden biri olan Almanya'da 1,5 milyon seçmen sandık başına giderken 581 seçmenle Brezilya en az seçmenin bulunduğu ülke oldu. Yurt dışı seçmen için oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek. Gümrük kapılarında oy verme 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17'de bitecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanabilecekler. Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik önlemleri altında diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından da diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri yurtdışı ilçe seçim kurulu başkanlığının nezaretinde yapılacak. İkinci başlığımız Kurtulmuş'tan dövizde alış satış makası açıklaması oldu. Konuklarımızla da değerlendireceğiz bunları bir sonraki programımızda. Detaylarına bakalım biz şimdi haberin. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş İstanbul'da habercilerin sorularını yanıtladı. Bankalarla kapalı çarşı arasındaki döviz alış satış makası 1 lirayı aştı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da konuyla ilgili Merkez Bankası bunu takip ediyor. Bir takım algılar oluşturmaya çalışıyorlar açıklamasında bulundu. Üçüncü başlığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne bugün enerji üretiminde kullanılacak olan taze nükleer yakıt getirilecek ve böylece de tesis nükleer santral statüsüne kavuşacak. Teknik anlamda da açılmış olacak aynı zamanda. Ardından enerji üretimi için de test aşamasına geçilecek. Rusya Atom Enerjisi Kurumu yani Rosatom'un üstlendiği ve inşası devam eden tesisi
Meclisi'nin açılışına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans aracılığıyla katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da rahatsızlığı nedeniyle açılışa video konferansla katılacağı bildirildi. Projenin toplam maliyeti ise 20 milyar dolar. Mart ayında ödeme tutarı 523 milyar TL'yi aştı. Türkiye genelinde kartlı ödemelerin payı da artmaya devam ediyor. Mart ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre %117 artarak 523.2 milyar TL'ye yükseldi. Mart ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme depremin etkisiyle ve %191 artışla dernek ve sosyal hizmetler sektöründe gerçekleşti. Söz konusu tutar 2.2 milyar TL oldu. Artış oranı araç kiralama, satış, servis, yedek parça sektöründe %188, sigortada %184, eğitim, kırtasiye ve ofis malzemelerinde %154, elektrik, eşya, bilgisayar sektöründe %149 artış olarak gerçekleşti. Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2022'de 750 TL'ye çıkartılmıştı ve bu tutarın üzerindeki işlemler temassız ve şifreli olarak yapılabiliyordu. Geçtiğimiz ay temassız ödeme adedi 2022'nin aynı dönemine göre %40 artarak 662 milyona ulaştı. Peki bugün rakamlarımız bize neler söylüyor? Gelin bir de Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks cephesiyle başlayıp küresel piyasaların gündemine bakalım. Özellikle küresel cepheden başlamak gerekirse resesyon korkusunun gitgide arttığını söyleyebiliriz. Artan resesyon endişeleriyle de bir süredir devam eden yön arayışının ardından biraz daha bugün itibariyle satış ağırlıklı bir seyir ön plana çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri cephesinde yoğunlaşan bilanço takvimi de yine yatırımcıların odağında diyebiliriz. Aslında hem makroekonomik veriler cephesinden hem bölgesel Fed başkanlarının konuşmalarına baktığımızda biraz daha hafta boyunca risk algısının karışık seyretmesi bugünlerde yerini biraz daha satışa bırakmış gibi duruyor. Peki yurt içinde gündemimiz ne? Biz bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Piyasa konsensusu faizde herhangi bir değişiklik yapılmaması yönünde. Dün bankacılık endeksi %1.74, holding endeksi ise %2.31 değer kaybetti. Yine bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğimizi açıklayalım. Burada mesajlar biraz daha önemli olacak ve faizlerde de herhangi bir değişiklik beklenmediğinin altını çizelim. Borsa İstanbul dün günü 4783 puandan sert bir düşüşle kapattı. Her zaman söylemeye devam ediyoruz. 5000 puan burada biraz da psikolojik bir eşik aslında ama 5000 puan seviyesini endeksin koruyamadığını söyleyebiliriz. Dolar TL 19.42'den işlem görüyor. Fed'in şahin politikalarının sonlanması bekleniyor. Biraz daha dolar endeksi cephesinde bu gelişmeler takip edilirken dolar TL'nin de biz içeride bugün itibariyle 19.42 seviyelerinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Euro TL 21.48'de yarım dolar yarım euronun karşılığı olan kurs sepeti 20.45 seviyelerinden bu sabah itibariyle işlem görürken gram altında 1248 TL civarını görüyoruz. Bir yükseliş var, dolar TL'deki yükselişi takip ediyor. Peki ons altın bu sabah bize neler söylüyor? MT ekranımız gelsin. Bir de ons altın cephesine bakalım. Evet, ons altından da zaten gram altının burada beslendiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Zira 2000 dolar seviyesinde devam ediyor ons altının seyri. Aslında burada ons altın üzerinde de biz Fed politikalarındaki belirsizliğin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ve uzman görüşlerine de bakarsak şu an itibariyle uzmanlar ons altında Fed politikalarına bağlı olarak oynaklığın artabileceği yönünde de uyarılarda bulunuyorlar diyelim. Ve Brent petrole bakalım. Brent petrol bu sabah itibariyle 78 doların sınırında hareket ediyor derken 78 dolar oldu. ABD tipi ham petrole baktığımızda 74 dolardan bu sabah itibariyle işlem görüyor. Brent petrolün fiyatı talep görünümünün de zayıflaması sonucu OPEC Plus'ın şok bir üretim kesintisi kararı vardı hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda. Bunun da ardından Nisan başındaki seviyelere geriledi.
Peki tüm bu gelişmelerden kripto para ekranımız nasıl nasibini alıyor? Gelin bir de kripto para ekranımıza bakalım. Bitcoin 30 bin doların yine sınırında, geçtiğimiz haftalarda uzunca bir sürenin ardından kendini 30 bin dolar seviyesine atmayı başarmıştı. Ama oradaki konsolidasyon aslında tam olarak sağlayamamıştı. Bununla birlikte yine sınırda hareket ettiğini söylememiz doğru olacaktır. Şunu da parantez açarak hatırlatmakta fayda var. Kripto para piyasasındaki hareketler çok daha volatil ve yüksek boyutlu hareketlerdir geleneksel pay piyasalarına göre. Dolayısıyla şu an bu hareketin çok sınırda ve yatay bile olduğunu söylememiz mümkündür. Diyelim ve Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da ciddi bir yükseliş söz konusu. İkinci en büyük kripto para birimi Ethereum gördüğü 2100 dolar seviyelerini koruyamasa da yine bir yükseliş eğiliminde ve 1902 dolardan bu sabah itibariyle işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dayanıklı mal siparişleri Mart ayında piyasa beklentilerinden daha güçlü bir büyüme gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde dayanıklı mal siparişleri Mart ayında %0.7 olan artış beklentisinden çok daha güçlü gelerek %3.2 oldu. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ulaştırma hariç siparişler %0.3 arttı. Hava araçları hariç savunma araçları siparişlerinde ise %3.5'lik artış kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde ise Mart ayında aylık bazda %-0.2 artış beklenirken %0.3'lük artış gerçekleşti. Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor. ABD'de Mart ayında mal ticaret dengesindeki açıktaysa artış yaşandı. Bu dönemde mal ticaret dengesindeki açık 91.9 milyar dolardan 84.60 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde mal ihracatı %3 artışla 172.2 milyar dolara çıktı. Mal ithalatındaysa %1'lik azalış gerçekleşirken bu dönemde ithalat 257.3 milyar dolara indi. Mart ayında aylık bazda toptan eşya stokları %0.1 arttı. Perakende stoklara da bakıldığında bu dönemde %0.7 bir artış gerçekleştiği gözlemlendi. Evet, açılışta da söylediğimiz gibi bugün gündemimiz otomotiv sektörü olacak. Seçime de sayılı günler kala buradaki hareketliliğin de biz otomotiv sektörüne ciddi anlamda yansıdığını takip ediyoruz. Başlıkları konuşacağız. Kiminle? EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin bu sabah bizimle. Erol Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Harika Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi otomotiv sektöründeki haber akışımız durmuyor, durulmuyor elbette. Özellikle de ekonomik atmosfer açısından da son derece hareketli günlerden geçtiğimiz yurt içine baktığımızda daha da besleyici haber akışları var otomotiv sektörü açısından. Son olarak otomobil fiyatlarında yeniden bir kur rallisi başlayacağına ilişkin haberleri takip ettik biz içinde bulunduğumuz haftada. Genel olarak marka temsilcileriyle konuşuldu. Biz kur artışını henüz yansıtmadık ama Mayıs başından itibaren yansıtacağız başlığı ön plana çıktı aslında konuşulan konular arasında. Yani seçim öncesi bir zam, seçim sonrası asıl zamlar bekleniyor gibi görünüyor sektör temsilcilerine baktığımızda. Sizin bu konudaki öngörüleriniz nelerdir? Şöyle söyleyelim, aslında otomotiv sektörü temelinden döviz kuruna bağlı olduğu için öncelikle euro kuru tabii ki burada çok önemli bir faktör. Çünkü biz ithalatımızın büyük bir kısmını Avrupa'dan yapıyoruz. Haliyle de euro kuruna bağlıyız. Bırakın onu, sadece iç üretime bile baktığımız zaman üretimde de yine ithal girdiye bağımlı olduğumuz için haliyle kur burada birinci derecede önemli aktör haline geliyor.
Ama diğer taraftan tabii ki enflasyon faktörü de var. Kurla birlikte aylık ortalama olarak son 6 aydır %3 ile %7 arasında aylık zam geliyordu zaten. Bu yılsa şu anda model yıl zamlarıyla birlikte tabii ki kurun son yaklaşık 45 günde %10'a yakın piyasada değer kazandığını düşündüğümüz zaman bunun bir yansımasında olması kaçınılmaz. Seçimden sonrası içinse zaten kurla ilgili çok farklı spekülasyonlar var. Yani 26-27 lirayı görür mü? 25 liranın üzerine çıkar mı? Ya da daha ileriye bir noktaya gelir mi bilemiyoruz. Ama sektör zaten uzun zamandan beri uluslararası piyasalardaki artışları tam olarak yansıtmıyordu piyasada. Her ne kadar vatandaş açısından değişen bir şey yok. Vatandaş işte aksesuar alımıyla, ÖTV ile, KDV ile vesaireyle zaten katmerli olarak ödüyor fiyatı. Ama ana girdi olarak baktığınız zaman bundan sonrasındaki fiyat artışları çok daha yukarıya çıkacak. Mayıs ayının hemen ilk günü, birinci, ikinci ve üçüncü günleri yoğun bir zam gelecektir. Bu zamları da %3'ten 7 ila 8 arası bekliyoruz. Markadan markaya ve modelden modele değişecektir bu tabii ki. Arkasından da Mayıs ayının içinde kuvvetle muhtemel ikinci bir zam furyası kapıda görünüyor. Erol Bey, şimdi sizinle yaptığımız yayınları düzenli olarak takip eden izleyicilerimiz zaten bu başlıklara haizler. Çünkü biz sıklıkla bunu dile getiriyoruz. Hatta bize sosyal medyadan da şu sorular çok fazla gelir sizle yayın yaptığımızda. İşte araç almak için doğru zaman mı? Ve biz her zaman deriz ki eğer birikiminiz varsa, finanse edebiliyorsanız bugündür araç almak için en doğru zaman. Çünkü sürekli olarak kurda bir yukarı yönlü hareket var. Olmasa dahi markaların kendi içinde yaptıkları zamlar var. Dolayısıyla bekletmenin doğru olmadığını biz zaten programlarımızda her zaman sizlerle söylüyoruz. Dolayısıyla Mayıs ayında da beklenen iki tane zam bizim izleyicilerimiz için en azından çok sürpriz olmadı. Ama şöyle de bir gelişme var üzerine. Zam geldiğinde ÖTV dilimlerinde de değişiklikler olacak ve ekstra da fiyat artışları olacak, değil mi? Bu doğru bir matematik oluyor sanırım. Kesinlikle, ama bizde zaten ÖTV matrahları değiştirildiği zaman o kadar çizgide değişiyor ki. Zaten aynı değiştiği gün, aynı gününde ya da gecesinde yorumunu yapıyoruz zaten. Diyoruz ki bunun ömrü taş patlasın birkaç ay gider. Hatta sıkça örnek veriyorum. Yaz aylarında, Ağustos ayında kar topu misali ne kadar hızlı erirse bu aradaki matrah değişimi de o kadar hızlı bir şekilde eriyor. Maksimum iki ay içerisinde yok olup gidiyor. En son matrah güncellemesinde zaten şu anda esamesi bile kalmadı. Yine bütün araçlar 70'te 80 dilime sıkıştı. Yani gelecek olan bir kur artışı en fazla 70 dilimde kalan çok az sayıdaki aracı da 80 dilime taşıyacaktır. Yani vatandaş açısından buradan da tabii ki bir sıkıntı olacak. Ama bu artış, kurdaki artış, enflasyondaki artışa paralel olarak, periyodik olarak bu matrak güncellemesi yapılmadığı için, çok ısrarlara rağmen yapılmadığı için vatandaş lehine bir durum olmayacak, aleyhine bir durum gelişecek. Ama hükümetin ÖTV geliri açısından baktığınız zamansa tabii ki bu pozitif bir fayda sağlıyor ki ilk 3 ayda dahi yaklaşık %30'unu hedefin tahsil ettiğini göz önüne aldığımızda ÖTV gelirinin ne kadar önemli bir kalem haline geldiğini, hatta güzel bir örnek de verelim. Bugüne kadar tarihteki ilk kez oluyor bu. İlk 3 ayda elde edilen ÖTV geliri hazinenin elde etmiş olduğu tüm vergi gelirlerinin %10'una tekabül etti. İşte bu burada, da önemli bir nokta. Yani evet, şimdi buradan da şunu anlamak gerekir, yani bir ÖTV indirimi olur mu olmaz mı soruları da bize çok gelir ya, yani sizce olur mu diye buradan bir kocaman soru işareti sormak gerekir elbette. Yani Hemen söyleyelim. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3 gün önce yaptığı bir açıklama var zaten, biliyorsunuz ÖTV indirimiyle ilgili. Ve bu indirimin ticari araçlarla ilgili olduğunu birazdan herhalde o konuyu da soracaksınız, o konuya da gireceğiz ama. Normal şartlarda bir ÖTV indiriminin olması söz konusu değil. Seçime rağmen olması söz konusu değil. Olsa da sevgili bizi dinleyen vatandaşların hiçbirinin cebine girecek bir durum yok. Neden? Çünkü araç yok zaten. Yani bugün herhangi bir bayiye gittiğinizde aksesuarlı ya da aksesuarsız, spottan ya da kara borsadan nereden olursa olsun alacağınız bütün araçlarla ilgili araç bulamayacaksınız. Yok çünkü araç. Yani hep listenin üzerinde fiyatlar çıkacak. Burada onun için önümüzdeki dönemlerde 3 ay 5 ay sonraya sıra yazılacaksınız. Pratikte size bir faydası olmayacak. O anlamda ÖTV gelirinin de, yani devletin, hükümetin ÖTV gelirindeki beklentisini de göz önüne aldığımız zaman buradan bir feragat yapması pek söz konusu değil. Çünkü 300 milyara yakın bir vergi geliri bekliyor burada. Diyor ve geçmiş dönemlerde ortalama olarak ÖTV'den elde edilen, yani motorlu taşıtların ÖTV'sinden elde edilen ÖTV gelirinin genel bütçe gelirleri içerisinde baktığınızda vergi gelirleri içindeki payına %3 ile
altı arasında değişkenlik gösterirdi en iyi dönemlerde. Bugün geldiğimiz noktada bu rakam en son Mart sonu itibariyle 9,8 oldu. Yani 100 liralık gelirin 10 lirasını otomotivin vergisinden alıyorsunuz. Bundan hükümet nasıl vazgeçecek? Şu anda böyle bir vazgeçme evet. gibi bir durumu var mı? Pek görünmüyor ki Sayın Maliye Bakanı'nın o basına kapalı toplantılardaki konuşmaları da yansımıştı hatırlarsanız. Evet. Kahkahalar içerisinde şunu söylemişti. Biz bırakın indirim yapmayı, bindirim yapmayı planlıyoruz demişti. Yani gördüğünüzde de bunu göreceksiniz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bir ÖTV indiriminden bahsetti geçen gün. Ama bu tabii ticari araçlarla ilgiliydi. Orada da altını çizmek lazım. Burada kastettiği araçlar %1 ile %9 ÖTV baremi içindeki araçlardı. Yani %1, %9. %1 ne demek? 1 milyon liralık araçta 9.900 lira. Evet. Yani %9'da yaklaşık 80 milyon. Var. Erol Bey yani şimdi bu ÖTV indirimi konusuna gelince hani o kadar çok beklenen ve arzu edilen bir gelişme ki genele baktığımızda insanlar elbette bu beni de kapsar mı diye kenarından köşesinden detaylandırmaya çalışıyorlar bu düzenlemeyi. Şöyle bir bakarsak ticari araçların %1 ile %15 arasında indirimi anlamına geliyor sizin de söylediğiniz gibi. Yani burada hangi araçlar yararlanabilir? Bir araç yenilemeden bahsediyor. Araç yenileme tırnak içinde söylemek gerekirse ne anlama geliyor? Yani burada yeni ticari araçlar bu kapsama giriyor mu? Biraz bu uygulamayı detaylandıralım mı sizin anladığınız şekliyle? Tabii ki, tabii ki. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan kelimelere dikkat etmek gerekiyor. Yani orada şifreler var çünkü. Söylediği şuydu, taksi, dolmuş esnafı yani insan taşımacılığı yapanlarla yük taşımacılığı yapanların yeni araç yenilemeleri, daha doğrusu mevcut araçlarını yenilemeleri halinde ÖTV'de muaf olacaklarını söylüyor. Burada biraz önce bahsettiğiniz gibi %1 ile 15 diyoruz ama %15'lik dilimdeki araçlar bu sınıfa girmiyor. Onlar kombi sınıfındaki araçlar o pozisyonda değiller. Yani yük taşıma aracı da değil onlar, yolcu taşıma aracı da değil. Yolcu taşımadan kastettiği otobüs ve minibüslerden bahsediyor. Onlardaki ÖTV ise %1 ile 9 arasında değişiyor. Kapalı kasa yük taşımak için kullanılan panelvan tarzı veya kamyon tarzı araçlarsa %4'lük ÖTV diliminde. Yani %15'lik vatandaşın özellikle bize de çok yoğun bu anlamda sorular gelmişti ki biliyorsunuz kombi sınıfındaki bu arka tarafı camlı ve koltuklu olan araçlar iç piyasada da yoğun bir şekilde talep gören araçlar otomobil sınıfında yer alıyor. Yani otomobil gibi kullanılıyor vatandaş tarafından ama ticari bir araç. O anlamda vatandaşta çok yoğun bir talep olacak bu kısımda bir indirim söz konusu değil. Sadece burada ticaret yapan, işin yük taşıması ve insan taşımacılığı uğraşan ve aracını yenilemek isteyenler için geçerli olacak bir kısım. Ki aradan geçen 3 günlük süre içerisinde de resmi gazetede herhangi bir şey yayınlanmadı. Seçime zaten 2 haftalık bir süreç kalmışken bir de işin şu anda gözükmüyor. Burada tabii bir faktör daha var. Taksi esnafı için aynı şeyi uyguladılar. Tabii oradaki rakam ciddi ama burada tabii ki taksi. Plaka sahibi olmanız gerekiyor. Şoför olmanız yetmiyor. Yani taksi esnafı olmanız gerekiyor. Bu anlamda da baktığınızda orada da %70 ile 80'lik dilim içerisine giren araçlardan herhangi birisini tabii ki yine aynı şekilde araç bulabilirse ÖTV'si olarak alma şansı olacak esnafın. Ama bu yaklaşık 4,5-5 yıl önce de tekrar uygulanmıştı. Yine çok sayıda esnaf burada aracını değiştirmişti. Tekrardan bu gündeme gelse de aracın yokluğunda, bulunamadığında, yani sıra yazıldığında ya da el altından satıldığı bir dönemde ne kadar faydalı olur? Onu evet. oturup düşünmek lazım. Ya da kredi erişimin yani, bu kadar zor olduğu. Tam yerini bulmuyor. Tabii ki kredi kısmı çok çok önemli, çok çok önemli. Yani, o da hazır gündemde biliyorsunuz. Evet şimdi çok da başlığımız var aslında bugüne bakarsak. Yine şeyi de parantezin açıp hatırlatmakta fayda var izleyicilerimiz için. Bu araçlar ÖTV indirimiyle alınan araçlar 3 yıl satılamayacak. Bu zaten var olan bir kuraldı. Bu döneme de devretti. Bunu da hatırlatmakta fayda var ama isterseniz biraz daha bu finansman sorunlarına bakalım, göz atalım. Zira bankalar, özel bankalar neredeyse iştahını sıfıra indirmiş durumda kredi vermek konusunda. Evet, bankaların kredi verme iştahı yok. Zaten vermek isteseler de otomotivde vergilerdeki matrah da çok önemli. Yani son 1,5 yıla yaklaşıyor neredeyse. Geçen yılın başındaydı değişiklik. Yani 400 bin liraya kadar fatura değeri olan, yani ÖTV ve KDV dahil fatura değeri olan bir araç için
%70 ÖTV kredi alabiliyorsunuz 48 ay vadeyle. Yalnız 400 bin lira fatura değerinde araç yok Türkiye'de. Böyle bir araç yok. O zaman ne yapıyorsunuz? 400 ila 800 bin arasındaki araca bakıyorsunuz. Orada da kredi çok oranı %50. Evet. Tabii ki vade 36 ay. 800 bin ile 1 milyon 200 bin arası ki araç yoğunluğunun olduğu bölge burası. %30 kredi alabiliyorsunuz. 24 ay vade. Yani burada %75'ini ödemeniz gerekiyor. Bu zaten kredi noktasından çıkıyor. Yani bu kredinin otomotiv sektörüne bir faydası olmuyor. 1 milyon 200 binden 2 milyon arasına geldiğinizde ise artık kredi oranı %20'ye, vade 12 aya düşüyor. Aracınız zaten 2 milyon liranın üzerinde bir değere sahipse kredi alamıyorsunuz gibi bir durum var. Burada tabii sıcak bir gündem var. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen yaptığı miting konuşmasında şunu söylemişti. TOGA özel kredi. Evet. İşte. Ama biliyorsunuz eşitlik ilkesi gereği BDDK'nın böyle bir şey yapma ihtimali yok. Yani yapacaksınız, herkes yapacaksınız. Ya da hiç kimseye yapmayacaksınız gibi bir durum olur. Burada bizim anladığımız şu yorum olarak gördüğümüz ki %50'lik dilimden de bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. %50 kredi verilecek denince şu anda 400 ila 800 bin bandında olan o batras sınırının muhtemelen 800 ila veya 900 ila 1,5 milyon arasındaki bir rakama çıkartılarak TOG'u da içine alacak hale getirilecek muhtemelen. Tabii burada bir küçük bir kelime oyunu da olabilir. Yani TOG'un biliyorsunuz ilk giriş fiyatı 900 küsur liradan başlıyor, 953'ten. Ona girmesi için 150 bin lira arttırmanız dahi yetiyor batrağa. Ama üst dilimdeki aracı 1 milyon 215 bin lira en azından teslim edilmemiş olsa bile ilk bildirilen fiyatı bu. Bu fiyatlar üzerinden baktığımızda muhtemelen bu şekilde olacaktır. Bankalar yine vermeyecektir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı yine orada şunu demişti. Ziraat Bankası aracılığıyla demişti. Buradan da şunu anlıyoruz. Ziraat Bankası sadece TOG müşterileri için kredi musluğunu kısmı da olsa açacaktır. Ama hemen altını çiziyorum. Bunun da sıcak sıcak bir katkısı olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü bugüne kadar teslim edilmiş bir adet bile TOG yok. Evet. Mayıs ayı içerisinde işaret etti CEO. Mayıs ayında teslim edeceğiz dedi ama ön ödeme yapanlar yani çekilişten çıkanlar ardından ön ödeme yapanlar da henüz bir mesaj almadıklarını söylüyorlar. Herhangi bir bilgilendirme olmadığını söylüyorlar. Sayın evet, Karakaş da yoğunluğa bağlamış süreci. Önce yoğunluğa bağlandı, sonra parçayla ilgili farklı bir sıkıntıdan bahsetti. Daha sonrasında da yazılımla ilgili bir sıkıntı olduğunu söyledi. Yani pek birbiriyle alakası olmayan farklı mekanlarda farklı açıklamalar yapıldı. Ama daha öncesinde basınla paylaştıkları, duyurdukları bir takvim vardı. Buna göre Mart ayında 170, Nisan'da 170 araç teslim edecekti. Bunlar gerçekleşmedi. Mayıs için 1370 araç teslimat öngörmüşler ama bununla pek mümkün gözükmüyor zaten. Bu bağlamda baktığınız zaman yani bir herhangi bir kredi imkanı olsa dahi aracınızın faturası kesilmediği sürece zaten böyle bir krediyi kullanma şansınız olmayacak. Yani aracınızın teslimini bekleyeceksiniz. Sıcak sıcak bunun da bir katkısı olmayacak. Bunu daha çok seçim öncesi verilen hani nasıl diyelim vaatlerden birisi olarak kayda alabiliriz bir kenarda peki, ama onun dışında ben sıcak bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Peki şu soru geldi elbette aklıma. Burada aracın tesliminde eğer ödeme yapılırsa o günkü değerleme üzerinden mi ödeme yapılacak? Yani çünkü tabii örneğin kur artışı olursa demek ki alacağınız fiyat da artacak. Tabii ki. Yani şu anki fiyatları o zaman yani baz almamak mı gerekir? Kesinlikle zaten şu anda ortada yani söylenen fiyatlar ön sipariş fiyatlarıydı. Bunlar için 60 bin lira insanlar para yatırdılar. Yaklaşık 170 bin kişiden para toplandığı açıklanmıştı. Yani çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz tabii ki. Bunu sadece 20 bin adetinin bu yıl teslim edileceğini göz önüne aldığımızda ya da en azından bu şekilde planlandığını teslim edilebilir edilemez yani üretimle ilgili sıkıntı devam eder bilemiyoruz ama en azından söylenen buydu. Burada şu anda insanlara da hatta şu açıklama yapılmış bir kısmına. Hani yedek listede değilsiniz çıkmayın bekleyin asıl listede vazgeçenler olursa aynı konumda sipariş verdiyseniz yani renginden döşemesine motor seçeneğine bütün özellikleri birebir aynıysa o kişinin yerine ilk sıradaki yedek geçiyor. Yani bir arkadaki kişi geçmiyor biraz değişik bir sistem var yani yedeklere de bir umut verme yani paranızı da çekmeyin gibi bir söylem var. Burada 100 bin kişiden bahsediyoruz tabii ki belki daha fazla. 100 bin kişiden 60 bin dediğinizde 6 milyar liralık bir rakam yapıyor ki çok ciddi bir rakamın kasada tutulacağı ya da tutulmak istendiğini anlıyoruz buradan. Bu da önemli bir faktör.
Bu anlamda teslimat süreci, teslimatın tarihi, alacağınız tarihteki kur, alacağınız tarihteki fiyat değişkenlik gösterir. Bu yalnız şunu söyleyelim, bu TOGA mahsus bir şey değil. Bugün Türkiye'de hangi marka aracı alırsanız alın, ön sipariş verdiyseniz ya da liste adınızı yazdırdıysanız, bir kapora verdiyseniz ya da peşin bile verseniz fiyatını fark etmez. Faturası kesilene kadar aracın fiyatı garanti altına alınamaz. Çünkü vergi fatura kesildikten sonra ödeniyor. Vergiyle ilgili değişimler de burada önemli tabii ki. Çünkü vergi değişimi de yaşanabilir. Evet. Yani matrah yukarıya doğru çıktığı zaman bunu da göz önüne almak lazım. Ya bir fiyat garantisi olmaz. Ama bu da dedim ki hani çok oynamasın diye umut etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor maalesef. Evet, yine parantez açmak gerekirse Sayın Karakaş yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız açıklaması yaptı. Bir sonraki model 2024 sonunda dedi. TOG cephesinden de haber akışı bu şekildeydi. Peki şunu sormak istiyorum size. Burada ben hemen şunu ekleyelim. Buyurun. Bu 8 bin adeti, 28 binin 8 bini vatandaşa değil biliyorsunuz. Bunlar filo şirketleri ve ortaklara verilecek olan, kamuya verilecek olan araçlar. Yani vatandaşın burada sıraya girip aldığı araç sayısı 20 bin. Onu bir kere belirleyelim. Peki, onu da not olarak atmış olalım. Şimdi biz burada satış rakamlarını da takip ediyoruz. Sizle bir önceki programımızda da değerlendirmeye çalışmıştık. Burada elbette işte program genelinde konuştuğumuz gibi kurdaki artış beklentisi, seçim sonrası belirsizlikleri derken biraz daha fiyatlar arttı. Buna ek olarak krediye erişimde de problemler yaşanıyor ama çerçeveyi böyle çizmemize rağmen satış rakamlarında işte biz haber manşetlerinde rekor ibaresi görüyoruz baktığımızda. İşte otomobil distribütörleri ve mobilite derneğinin verilerine baktığımızda otomobil ve hafif ticari araç satışları 2023'ün Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %55.2 seviyesinde arttı vesaire. Bu rakamları nasıl okumak gerekir doğru olarak Erol Bey? Şöyle söyleyeyim, evet kendi piyasamız açısından baktığımız zaman rakamlar doğru. Hem Ocak ayında hem Şubat ayında hem Mart'ta hem de kümüle 3 aylık dönemde tüm zamanların en yüksek rakamı elde edildi. Yani bu 1 milyon adet bandını yakaladığımız 2017 yılı, 2016 yılındaki rekor adetlerin bile üzerine çıktı. Yüksek adetler var. Burada sebep ekonomi çok iyi gidiyor, piyasa çok iyi, insanlar parayı ne yapacaklarını şaşırdılar da araba alıyorlar diye mi yorumlamak lazım? Tabii ki değil. Burada insanlarda seçim sonrası için ciddi anlamda bir olumsuzluk var. Yani beklenti çok kötü bir pozisyonda gözüküyor. Çünkü kurla ilgili beklentiler çok yüksek. Vatandaşın elindeki metayı, parayı, değeri bir şekilde koruma içgüdüsü var. Yani otomobil, biz yıllarca dedik ki otomobil ihtiyaçtır. Herkes için ihtiyaçtır. Biz her ne kadar Türkiye'de kişi başına otomobil sahipliğinde 162-163 adetlerle Avrupa'da son sırada olsak da Avrupa'da bu rakam 500 adetin üzerinde. Almanya'da 600'lü rakamlardan bahsediyoruz. Bu pozisyonda baktığımızda bizim için artık ihtiyacın ötesinde yatırım haline dönüştü. Son 3,5-4 yılda bu. Ki alıyorsunuz aracı, değerinden daha yükseğe satabiliyorsunuz. Piyasada böyle bir olgu oluştu artık. Böyle bir cenah var. Alıp daha yüksek fiyatlara satma gibi. Hatta bazı araçların 1 yaşındaki ikinci eli dahi sıfırın üzerinde satılabiliyor. Böyle müthiş bir fiyat artışı olduğu zaman vatandaş da artık bunu bir ciddi yatırım aracı haline görmeye başladı. Ciddi anlamda yatırım olarak değerlendiriyor ve araç alıyor. Buradaki yoğunluğun ana nedenlerinden bir tanesi bu. Parasını koruma içgüdüsü. Yani doğal bir içgüdüyle. Çünkü geçmişte bunu ev olarak, konut olarak yapardı vatandaş ama bugün artık konuta herhangi bir tüketicinin yetişebilme şansı yok. Astronomik noktalara çıktığı için fiyatlar, konut alamadığı için alabileceği en yakın meta araç. Bu sadece sıfır için söylemiyorum. İkinci elde de aynı durum yaşanıyor. Yani Mart ayı sonu itibariyle baktığımız zaman iç piyasada satılan ikinci el otomobil sayısı 737 bin. Bu son 14 ay içerisinde Aralık ayı haricindeki en yüksek rakam. Piyasada zaten rakamı şöyle okumak da gerekiyor. Hem Avrupa rakamını Türkiye rakamıyla karşılaştırarak. Türkiye'de biz son 3 aydır rekor kırıyoruz. 3 ay toplamımız bir rekor kırdı. Ama 1000 kişiye satılan sıfır otomobil oranına baktığımız zaman Avrupa'da sondan ikinci sıradayız. Sonuncu da sanırım Bulgaristan'dı değil mi? Onu geçmiştik geçen yıl. Sonunculuk bizdeydi ama bu yıl bu ay onun üzerine geçtik. Bir üst sıradayız. Onu da sebeplerini daha önce açıklamıştık hatırlarsanız. Onlar da tabii ki gümrük birliği içerisinde yurt dışından da araç, ikinci el araç ithalat yapabildikleri için. Onlarda böyle bir avantaj var. Bulgaristan'da biraz yeni araç satışından daha çok Orta Avrupa'dan 1-2 yaşında ikinci el araç getirildiği için
O pozisyonda onları geçiyoruz. O da kıl payı geçiyoruz zaten. Yani rekorumuz da aslında fakirlikten. Yani halimiz de bu. Yani en çok rekor kırdığımız, satışta sıralar yazıyoruz dediğimizde Avrupa'da sonuncuyuz. Son sıradayız. Evet. Durumumuz bu. Satılan her 10 tane otomobilin, yani Mart ayında 10 tane otomobil satılmış. Bunun sadece bir tanesi sıfır. 9 tanesi ikinci el. Satılan bu 9 tane ikinci elin de 10 tanesinin, yani %60'ı 10 yaşın üzerinde. Yaşlar yaşlar. Yaşlı diyorum, bazısı kızıyor. Ya 10 yaşında gelince yaşlı denir mi? Tamam, ya bu benim bir şey, yani şey değil. Uluslararası sonuçta kriterde bu budur yani. 10 yaşını geçtiği zaman araç yaşlı statüsünde kabul ediliyor. Evet. Bizim için evet hala genç. Hala toy bir delikanlı gibi gözüküyor ama öyle değil. Yani maalesef bu alım gücüyle alakalı bir şey. Evet. Yani araç parkınızın yaşıyla da alakalı bir şey. Şimdi isterseniz biraz da küresele bakalım. Yani biz yurt içindeki faktörlere bağlı olarak otomotiv fiyatları nasıl şekilleniyor kısmını detaylandırıyoruz. Dünya geneline baktığımızda aslında, yanılıyorsam lütfen siz beni düzeltin ama, biraz daha otomobil fiyatlarında stabilizasyon var. İşte çok fazla markanın devreye girmesi, çok fazla markanın modellerinin yeniden piyasaya sürülmesiyle birlikte artan rekabetçilik ortamıyla biz küresel cephede fiyatların biraz daha, özellikle de elektrikli araçlar cephesinde geri çekildiğini görüyoruz. Bizde sürekli bir artış ivmesi olmasına rağmen. Hem isterseniz biraz çift sorunu, tedarik sorununu konuşalım, hem de küreselde düşen fiyatları konuşalım. Hemen şöyle söyleyeyim. Aslında çip sorunu dediğimiz sorun artık neredeyse bitmek üzere. Bitti hatta, öyle söylenebilir. Araç tedariğinde bir ciddi sıkıntı yaşanmıyor. Şöyle ki geçen yıla göre Avrupa pazarına baktığımızda Avrupa Mart'ta %28 büyüdü. Ki bizim için en önemli kriter Avrupa. Çünkü ticaretimizin neredeyse %90'lı orayla yapıyoruz. İthalatımız da ihracatımız da. Bütün göbeğimizden bağlı olduğumuz için. Ya yani iç içeyiz. Bizim için otomotiv ihracatı anlamında da en önemli kalem Avrupa. Çünkü en büyük üreticilerden bir tanesiyiz biz. Bu da gurur verici bir nokta. İlk 3 aylık dönemde ise yaklaşık %19'luk Avrupa'da bir büyüme var. Bu dünya genelinde de aynı şekilde yansıyor. Çin'de de pazar büyüyor. Amerika kıtasında da pazar büyüyor. Bu bağlamda gördüğümüzde şu tabii çok dikkat çekici bir faktör. Fiyatlar her yerde artıyor. Çünkü ham madde fiyatlarındaki artış dünya üzerindeki bütün piyasalara da yansıdı. Bunu bir kere belirtmekte fayda var. Bizde tabii bu biraz daha katmerli geliyor. Çünkü bizde uygulanan ağır vergi yükü, yani özel tüketim vergisi ve verginin vergisi KDV ile birlikte çok daha ağır hissediyoruz. Ama dünya genelinde bir artış yaşandı. Ama elektrikli otomobillerde fiyatlarda çok ciddi düşüş var. Ama bu Avrupa'da mı? Asya'da, daha çok Çin'de. Çin üretimli araçlarda özellikle ciddi fiyatlar artışı inişleri var. %30-35'lik fiyat inişleri var. Bu da talebi tabii ki çok yüksek noktaya getiriyor. Biliyorsunuz Çin artık dünyanın en büyük otomotiv pazarı. Hem üreticisi hem de aynı zamanda tüketicisi pozisyonunda, ki pazarın %30'undan fazlasını tek başına Çin üretip aynı zamanda da tüketiyor. Yani 30 milyona yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Aynı zamanda da bugün artık dünya üzerindeki en büyük ihracatçılardan biri olmaya aday. Hızlı bir şekilde ihracat arttırdı. Hatta yaptığı ihracatta, Avrupa'ya yaptığı ihracatta bizi geçti. Onu da söyleyelim. Ki biz çok ciddi anlamda Avrupa'nın ihracat üstlerinden bir tanesi olmamıza rağmen bizi geçmiş pozisyonda. Ve Çin'in o kadar uzun süre şekilde, belki sıfır Covid politikasıyla birçok yerde üretimi durdurmasına rağmen. Kesinlikle. Ve şu anda tabii ki Çin'e biz en azından 1,5 ay önce biliyorsunuz ek vergiler getirdik Çin'den gelen araçlarla ilgili. Ki daha öncesinde %10 olan verginin üzerine ekstradan bir rakam daha koyarak toplamda %54'e gelmiş oldu. Yani Çin'den bir otomobil gelirken önce %54 gümrük vergisi ödeyecek. Arkasından ülkeye girdikten sonra %80'lik, yani benzinli ya da dizel bir araçsa %80'lik dilimde ise tekrar özel tüketim vergisi ödeyecek. Yetmeyecek, üstüne tekrardan KDV ödeyecek. Bu da yaklaşık olarak fiyatını 3 katına çıkartmış olacak. 2,5 katına, bir haksız rekabet de tabii ki çıkıyor ama Çin'in önüne aslında bir de bu tip engeller çıkmaya başladı. Aynı şekilde Avrupa'da da benzer faktörler ortaya çıkacak. Bu ne getirecek? Tabii ki burada en önemli faktörlerden bir tanesi Çin'le bu anlamda belki işbirliğiyle gidilebilir. Çin'in Türkiye'ye yatırım yapması kapılar açılabilir. Çünkü Türkiye Avrupa'ya giriş içinde aslında bir üst nokta. Çünkü biz aynı zamanda ticari araçta Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz. Otomobilde de keza aynı şekilde Avrupa'nın en önemli üreticilerinden bir tanesiyiz. Ve ihracatçılarından bir tanesiyiz. Bu bağlamda Türkiye'de üretim imkanı tanınabilir. Yani kısa sürede hemen önünü kapatıp bir bakıma yok etme politikası ya da karşı bir politika geliştirmek yerine belki işbirliği politikaları geliştirilebilir.
Bu aynı zamanda Türkiye'deki elektrikli araç üretimini de arttıracak. Bir bakıma sinerji yaratacak ki TOGG'un çıktığı diğer markalarımızın da yani Türkiye'de üretim yapan markaların da artık elektrikli araç bantları kurmaya başladığı bir dönemde olumlu bir faktör olacaktır. Ama bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Ama bunun Özellikle için de Sanayi sanırım Bakanlığı'nın büyük kuruluşlar da seçim sonrasını bekliyorlardır, belirsizlik ortamından mütevellit. muhtemelen bu şekilde beklenti olduğu açık, ama burada bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Bizim artık yıllardır söylediğimiz şey, Türkiye toplam 100 dolarlık ihracatının 17 dolarını otomotiv sektöründen elde ediyor. Ve Türkiye otomotiv sektörü Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi, en büyük üretim kalemi. Bu şekildeyken dahi Türkiye'de bir tek müsteşarlık dahi yok. Yani Türkiye'nin artık acil bir şekilde otomotiv alanında uzmanlaşmış kadrolara ihtiyacı var. Yani kamu yönetiminde kadrolara ihtiyacı var. Hızlı çözümler üreten, sektörü daha iyi tanıyan, ihracatını daha da artırabilecek, üretimini geliştirebilecek kadrolara ihtiyacı var. Bu anlamda da mutlak surette bir bakanlık, bir bakan yardımcılığı, müsteşarlık, müstakil bir yapının oluşturulması, kurulması artık elzem haline geldi. Hazır TOGG da gündemdeyken, TOGG'un batarya yatırımı da gündemdeyken artık bunun bir an önce yapılması gerektiğini de tekrardan belirtmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. Programımızın burada sonuna geldik. Otomotiv sektörünü konuştuk. Zam yeniden mi başlıyor dedik. Mayıs ayı içinde iki kez zam gelebilir dedi Erol Şahin de. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için ilk seansla devam edeceğiz. Borsa İstanbul sundu.